Biyografi Ansiklopedisi'ne hoş geldiniz. Bugün sizlere Osmanlı Devleti'nin 16. Padişahı 2. Osman'ın hayatını anlatacağız. 2. Osman, Genç Osman ya da Divan Edebiyatı'ndaki mahlasıyla Farisi 3 Kasım 1604'te İstanbul'da doğmuştur. 16. Osmanlı Padişahı ve 95. İslam Halifesidir. Babası 1. Ahmet, annesi Mahfiruz Hatice Sultan'dır. Amcası birinci Mustafa'nın tahttan indirilmesi üzerine Osmanlı tahtına geçmiştir. İkinci Osman çok iyi bir terbiye almış ve tahsil görmüştür. Annesi onu yetiştirmek için çok titiz davranmıştır. Arapça ve Farsça öğrenmiştir. Ayrıca bazı kaynaklarda Latince, Yunanca ve İtalyanca da bildiği söylenir. Yabancı elçilere göre genç Osman Osmanlı Devleti'nin en kültürlü şehzadelerinden biridir. Tahta çıkar çıkmaz devlet erkanı içindeki üst düzey yetkilileri değiştirmiştir. Çünkü amcası 1. Mustafa'yı tahta çıkaranları makamlarında tutmak istemez. Kaymakam, şeyhülislam, Rumeli kazaskeri gibi görevlere yeni kişiler getirmiştir. Bu gelişmeler onun reformcu karakterini öne çıkarır. Bazı kaynaklara göre, göre görevlerine yeni atanan bu kişiler niyetleri bozuk, çıkarcı kişilerdir ve padişaha olumsuz etki etmişlerdir. Müderris ve kadıların atanma yetkilerini de şeyhülislamdan almıştır. Genç Osman tahta geçtiğinde sadrazam Damat Halil Paşa İran seferindeydi. Osmanlı ordusu savaşta yenilmesine rağmen İran'ın Erdebil'i kaybetme korkusuyla barış istemesi üzerine 1618'de daha önce Nasuh Paşa anlaşmasıyla çizilen sınırlar Serav anlaşmasına devam etmiş ve barış sağlanmıştır. Genç Osman ayrıca Kanuni Sultan Süleyman zamanında başlayan Katoliklere karşı protestanlara destek verme politikasını devam ettirmiş ve 30 yıl savaşlarında özellikle Transilvanya'da çıkan protestan isyanında Osmanlı büyük etki etmiştir. Yine bu yıllarda kuzeyde karışıklıklar başlar. Avusturya Osmanlı savaşları Lihistan'ı etkilemiş Lehistan'la olan barış Kırım Hanı'nın da saldırıları sonucunda bozulmuştur. Lehistan artık Eflak ve Boğda'nın iç işlerine müdahaleye başlar. Bunun üzerine 2. Osman Lehistan'a sefer yapma kararını alır. Sefer hazırlıkları devam ederken genç Osman 12 Ocak 1621'de kendisinden 4 ay küçük olan kardeşi Şehzade Mehmet'i rakip gördüğü için boğdurtmuştur. Şehzade Mehmet'in genç Osman'a Saltanat süremeyesin diye beddua ettiği söylenir. Halk bu idamdan çok etkilenmiştir ve Sultan Osmana kim beslemeye başlar. Aynı yıl İstanbul'u çok soğuk bir kış etkisi altına almış. 15 gün boyunca hiç durmadan kar yağmış, boğaz donmuş. Üsküdar ile Beşiktaş arasında insanlar yürüyerek karşıdan karşıya geçmiştir. Hal böyleyken boğaza giremeyen gemiler yüzünden İstanbul'da kıtlık başlamış ekmek fiyatları dahi çok artmıştır. Halk tüm bunları 2. Osman'ın uğursuzluğuna yorar. Kırıklar ve uzun süren kışa rağmen genç Osman Lehistan seferinden vazgeçmemiş ama Yeniçeriler ve ordu Lehistan'a gitmek istememiştir. Hatta bazı askerler seferden kaçmışlardır. Savaşın sonunda Osmanlı ordusu Lehistan'ı yenilgiye uğratamamış, sonuç olarak Hotin barış anlaşması yapılmış ve sefere son verilmiştir. Bu savaştan sonra genç Osman artık Yeniçeri ve ordu sistemini değiştirmeye karar vermiş ve yeni bir askeri sistem getirmeyi düşünmeye başlamıştır. Kapıkulu Ocağı'nda yaptırdığı sayım sonucunda maaş defterinde yazılı olan kişi kadar asker olmadığını öğrenmiş ve fazladan para vermeyi kesmiştir. Bunun üzerine fazladan gelen parayı kendi cebine atan zabitler 2. Osman'a düşman olurlar. İkinci Osman artık devletin başına bela olmuş Yeniçeri ve Sipahi ocaklarını ortadan kaldırıp bunların yerine Anadolu, Suriye ve Mısır Türklerinden oluşan yeni bir ordu kurmayı istemiş, devletin her bölümünü dönme ve devşirmelerden arındırıp yerine Türk milletinden kişiler getirmeyi, yozlaşan ilmiye sınıfının devlet üzerindeki etkilerini yok etmeyi, saray geleneklerini değiştirerek padişah ve yakınlarının Türk ailelerinden kız almasını sağlamayı, giysilerde değişiklik yapıp gösterişli kavuklar yerine daha sade giysilerin giyilmesini amaçlamıştır. Ayrıca 2. Osman'ın başkenti de Anadolu'ya taşımak istediği söylenir. 2. Osman, Lehistan seferinden sonra Şeyhülislam, Esat Efendi'nin kızı ile evlenmiş ve cariyelerle evlilik yapma adetini de bozmuştur. Sonrasında genç Osman, Halep, Erzurum, Şam ve Mısır Beylerbeyi'ne asker yazdırmak için gizli bir mektup göndermiştir. Ancak Yeniçeriler bu mektubu öğrenmiş ve bu olay bardağı taşıran son damla olmuştur. Bu sırada Lübnan'da başlayan bir isyanı fırsat bilen 2. Osman Anadolu'ya gideceğini söyler. Ancak sadrazamlar böylesine küçük bir isyan için Anadolu'ya gitmesine gerek olmadığını söyleyerek engellemeye çalışırlar. Başka çaresi kalmayan Genç Osman, hacca gideceğini ilan eder. Fakat daha önce hiçbir padişah hacca gitmemiştir. Sadrazam ve Şeyhülislam ne kadar uğraştılarsa da 2. Osman'ı ikna edememişlerdir. Bunun üzerine 2. Osman 500 sipahi ve yeniçeri alarak yola çıkacağını ilan eder. Halkın da düşman olduğu Genç Osman, yeniçerilerin de ateşlemesiyle artık isyan engellenemez ve 19 Mayıs 1622 yılında saraya giren isyancılar Birinci Mustafa'yı padişah ilan ederler. Başka istekleri de yerine getirilen isyancılar yine de durdurulamaz. Bunun üzerine 2. Osman Yeniçeri ağası Ali ağanın yanına gidip ona sığınmış ve Yeniçerileri ikna etmesini istemiştir. Onları ikna etmek isteyen Ali Ağa konuşturulmamış ve kılıçla saldırıda parçalanmıştır. Ardından 2. Osman'ı yakalayan isyancılar onu beygire bindirip aşağılayıp kötü davranarak halkın önünden geçirmişlerdir. Son durak olarak yedi kule zindanlarına götürülen ikinci Osman orada hapsedilmiştir. Onu öldürmek isteyenlere karşı direnmesine rağmen boynuna atılan kementle boğularak öldürülmüştür. Öldürülene kadar birçok eziyete ve zulme uğradığı aşağılandığı söylenir. Bu olaya haile Osmaniye adı verilir. İkinci Osman'dan sonra ikinci kez tahta geçen 1. Mustafa'nın 1623 yılında vezir olan Kemankeş Ali Paşa'nın önerisiyle tahttan indirilmesine karar verilmiştir ve tekrar odasına kapatılmıştır. Yerine 4. Murat tahta geçmiştir. İkinci Osman Farisi mahlasıyla birçok şiir yazmıştır. Üç evlilik yapmış, iki erkek bir de kız çocuğu olmuştur. Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi ve yeni yayınlanacak biyografilerden haberdar olmak için abone olmayı lütfen unutmayın. Hoşçakalın.